Herkese merhaba. Vodafone Smart 6 veya kutusunda yazan adıyla Vodafone Smart Ultra 6 geçtiğimiz günlerde Türkiye piyasasına giriş yapmıştı. Lansmanda detayları size aktarmıştık. Aynı zamanda kutu açılışını da gerçekleştirmiştik Vodafone Smart 6'nın. Şimdi de bu telefonla ilgili biraz daha detaylı şekilde söz etme zamanı. Vodafone Smart 6 ZTE Blade S6 Plus modelinin özelleştirilmiş bir versiyonu. Yuvarlatılmış köşeleri sahip olan bu telefon gerçekten elde oldukça hoş duran, rahatlıkla taşıyabildiğiniz bir akıllı telefon. 8.35 mm'lik bir kalınlığa sahip gövdesi var. 5.5 inçlik bir ekrana sahip olan telefonda bu kalınlık kabul edilebilir değerlerde. Tek ele tuttuğunuzda da fazla bir sorun çıkarmadığını söyleyebiliriz. Cepte de bu telefonu rahatlıkla taşımak mümkün oluyor. Aslında yekpare tasarıma sahip değil, yekpare bir telefon değil, ancak parçalar birleştirildiği için herhangi bir parçası çıkarılamıyor elinden. 3000 mAh kapasiteli pili de sabit bir şekilde duruyor Vodafone Smart 6'nın. Vodafone Smart 6'nın 5.5 inç ekranı 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Bu da 400 ppi'nin bir üzerinde bir piksel yoğunluğunun bulunduğu anlamına geliyor. Bu piksel yoğunluğu da gerçekten Vodafone Smart 6'nın üstün bir görüntü kalitesini sunmasına olanak sağlıyor. Telefonun 700 lira civarında bir fiyatı var. Bu fiyat seviyesinde Vodafone Smart 6'nın oldukça tatmin edici bir ekrana sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Yakından baktığınızda ekranda pikselleri fark etmeniz hemen hemen imkansız. Güneş ışığı altında da bu telefon iyi bir görüş sağlıyor. Aynı zamanda ekranın görüş açılarında oldukça iyi, tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Vodafone Smart 6'nın tasarımına biraz daha yakından baktığımızda ekranın üzerinde 5 megapiksel kamera, ekranın altında arkadan aydınlatılmış kapasitif dokunmatik navigasyon tuşlarının bulunduğunu görüyoruz. Arkada 13 megapiksel kamera, flash ve ikinci mikrofon yer alıyor. Altta micro USB portu, ana mikrofon, üstte de 3.5 mm kulaklık şakını görüyoruz. Ses ve güç tuşları telefonun sağına yerleştirilmiş. Üstte de sim kart yuvasını görüyoruz. Nano sim kartla çalışıyor Vodafone Smart 6. Diğer tarafta da micro SD kart yuvası var. Bu şekilde bir yerleşim söz konusu. Telefonda Snapdragon 615 Yonga set çalışıyor. 8 çekirdekli işlemcinin yanı sıra 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza bulunmakta. Bu da Vodafone Smart 6'nın iyi bir performans sergilemesine olanak sağlıyor. Oyun oynarken, internette gezinirken veya herhangi bir işle uğraşırken bu telefonun kullanıcı arayüzü oldukça iyi şekilde işliyor. İşlerinizi rahat bir şekilde yerinize getirmenize olanak sağlıyor. Yani Vodafone Smart 6'nın fiyatındaki bir telefon için bu işlemcinin, bu paketin iyi bir performans sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak 16 GB'lık dahili hafıza biraz yeterli olmayabilir. En iyisi bir tane microSD kart edinip bunu telefonun microSD kart yuvasına takmak. Vodafone Smart 6'da Android 5.02 Lollipop sürümü çalışıyor. Bunun üzerinde herhangi bir özelleştirme görmüyoruz. Çok fazla özelleştirme görmüyoruz. Genel olarak Google'un sunmuş olduğu ham kullanıcı arayüzü varlığını koruyor, ağırlığını korumayı sürdürüyor. Baktığımızda gördüğünüz gibi hızlı ayarlar, bildirim tepsisi, bunlar Google'ın Android Lollipop'ta ham arayüze sunduğu gibi. Aynı zamanda yine uygulama menüsüne baktığımızda da gördüğümüz gibi uygulama menüsünün o sayfalı kart yapısının bulunduğunu görürüz. Dikkatli şekilde baktığımız uygulama menüsüne çeşitli uygulamaların, Vodafone uygulamalarının yüklü olarak geldiğini görürüz. Aynı zamanda yine Vodafone'un çeşitli içerik ortaklarına ait uygulamalar da Vodafone Smart 6'da yüklü olarak sunuluyor. Yine Google Play Store'dan birçok uygulamayı indirebilirsiniz. Ana ekrana baktığımızda da Google'un çeşitli uygulamalarının yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda yine Vodafone'un uygulamaları bir klasör içerisinde bulunmayı sürdürüyor. Yine dediğimiz gibi çeşitli içerik ortaklarının uygulamaları da Vodafone Smart 6'da yüklü veya yüklenmeye hazır şekilde bekliyor. Vodafone Smart 6'nın arkasında 13 megapiksel kamera, önde de 5 megapiksel kamera var. Bunları söylemiştik. Bu açıdan Vodafone Smart 6 orta segment Android telefonlarının çizgisini tutturuyor. Kamera uygulamasına baktığımızda kamera uygulamasının ZTE'nin o telefonlarında görmüş olduğumuz kullanıcı arayüzüne benzediğini görüyoruz. Kolay kullanışlı bir kullanıcı arayüzü var. Manuel veya farklı modlar arasında parmağınızı sürükleyerek geçiş yapmanız mümkün. Bunun dışında ekranın solunda da çeşitli hızlı kontrolleri görüyorsunuz. Bunlarda da fotoğraf çekimi biraz daha kolaylaşıyor. Vodafone Smart 6'da 3000 mAh kapasiteli pil var. Bu pil yaklaşık 2 günlük bir çalışma imkanı sunuyor. Bu şekilde Vodafone Smart 6 ile ilgili aktaracaklarımız. Daha detaylı bilgi teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.